Herkese merhabalar. Ördüğüm çantalar içerisinde çok istek alan çantalardan bir tanesi. Şu şekilde çizgili. Çantanın işleyişini anlatmak istiyorum size. Önündeki topuzunu elde yapıyoruz. Askısını, her şeyini elde yapıyoruz. Bu çantayı yapabilmek için toplamda 22 tane motife ihtiyacımız var. Daha önceden bu motifleri bu şekilde hazırlıyoruz. Buralardan bir tanesini ben örme şeklini size göstereceğim. Ondan sonra da birleştirme şeklini anlatmaya çalışacağım. Bu motiflerin büyüklüğü değiştikçe çantanın büyüklüğü de değişiyor. Bu işlediğim motifin yaklaşık büyüklüğü 8,5 dikişlerini de katarsak 8,5 santim. Evet. Bunu çizgili değil de başka türlü motiflerden de yapılabilir ama çizgilisi bu 22 motifte güzel duruyor. Şimdi bu motiflerimizi kenara alalım. Ve en son motifimizi yapmaya başlayalım. Kullandığımız ipler Alize'nin Cotton Gold markası. Mavi, açık mavi, lacivert gibi gözüküyor ama mavi, %55 pamuk, %45 akrilikten oluşan. Bir de beyazı, yine Alize Cotton Gold'un beyazı. Kullandığımız tığ ise 3 numara. 3 numara. Şimdi motife başlarken renklerden bir tanesiyle başlıyoruz. Toplamda 23 tane zincir çekip yirmi tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 pardon. 21 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ilk sırayı 21 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Dönüyoruz. Döndüğümüz zaman İlmeğin orta kısmına değil de arkadaki ilmeği alarak yapıyoruz. Şu arkadaki ilmeği alıyoruz. Bir doladık. Arkadaki ilmeği alarak da
kenarda da içine batmayıp yine en üst ilmeği alaraktan 21 taneyi tamamlıyoruz. Genelde bunları yaparken ikili trabzanları saymakta fayda var. En azından ben o şekilde yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 tane sıra. Arkadan yaptığımız zaman şurada ön tarafında çizgi oluşuyor. O da ayrı bir şekil veriyor. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Üçüncü çektik. Yine arkadaki ilmeği, birinci sırayı boş bırakıyoruz çünkü birinci üç tane zinciri çektik. Arkadaki ilmeği alaraktan toplam 21 tane ikili trabzan, bir sıra mavi, bir sıra beyaz, mavi, beyaz işleyerek yaklaşık kare ölçülerinde bu motifte 8,5 x 8,5 santim olarak ölçmüştük. Bu şekilde işliyoruz. Şimdi bu şekilde mavi beyaz, mavi beyaz, mavi şeklinde işleyeceğiz. Bunu tamamlayacağız. Ancak esas burada önemli olan dikiş için bu motiflerde kenarı daha düzgün olsun diye bir sıra da maviden en son ilk başladığımız renkten geçeceğiz. Şimdi bu sıralarında özellikle şu son sırada şu şekilde bir geriye kaç. Bunu bu şekilde batmak güzel durmuyor. Bunu zincirin gene arka kısmına alarak şöyle çevirerek işlediğimiz zaman daha düzgün duruyor. Dikiş yaparken de şu kenarlar çok ikili trabzanda uzun olduğu için en son o uzun kısmı o yüzden geçiyoruz.
kopartmadan iyice sıkıştırıp ikili trabzan olduğu için şuraya değil, buraya ikincisine atıyoruz. 3 4 5 6 7
Evet. Şimdi motifimizi bitirdik. Şu motifte olduğu gibi dikişi hangi yüzeyden yapacaksak onun ön kısmına bunu yapacağız. Çünkü arkasının görünüşü değişik, önün görünüşü değişik. Ben genel olarak beyazın şu üstte kalan çizgilerini esas kabul ederekten, şu beyazın üstte kalan çizgilerini ön kabul ederekten yapıyorum. Yani burası değil, bu yüzey. Şimdi ön yüzeyimizi de belirledikten sonra bir zincir çektik. İlk deliğe batıyoruz. Alıyoruz. Sık iğne yapmadan diğerinin üstünün içinden geçiriyoruz. Diğerine battık. İçinden geçirdik. Battık. İçinden geçirdik. Böylelikle kenarlarda dikişleri karşılıklı yapabileceğimiz şekilde dikiş için bir nevi delikler oluşturmuş oluyoruz. Hem karşılıklı sayılarını belirlemek mümkün oluyor. Hem de dikiş diğer türlü dikmekten çok daha güzel duruyor. Bunu böyle yaptıktan sonra çeşitli dikiş şekilleri var. Hangisini tercih ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Şu köşeye gelince üçlü trabzanın en başına da batarak yaptık. Ondan sonra şu boşluk ve şu kısımlara batarak da çok sık yapmadan, çünkü bu ikili trabzanın boşluk kısmı var. Bu kısma ne çok gevşek bırakacağız ne de sık bırakacağız. Hem şu boşluğa hem de aradaki sabit noktaya. Şu şekilde hem boşluğa hem iki tane iki sıra yaptığımız, aynı renkten iki sıra yaptığımız sıranın orta kısmına, hem boşluğa ne çok sıkıyoruz ne çok gevşek bırakıyoruz. Dört bir kenarını bu şekilde yapacağız. Başta söylediğim gibi toplamda 22 tane motif. Motiflerin büyüklükleri size kalmış. Çok büyük olunca çanta biraz boğul duruyor. Yani 10 santimin çok üstüne geçilmemesi daha iyi olur. Daha az motifle bu şekilde, bu çantada 22 motif kullanılıyor. Ancak daha az motiflerin kullanıldığı, bunu Facebook sayfamda da göreceksiniz. O modellerde var. Daha büyük motif ancak daha az motif, daha az sayıda ama daha büyük motif.
Buraya geldik. Gördüğünüz gibi motifi ne çok sıktı ne çok gevşek. Motifin ilk hali, ilk düzenlemesinde olduğu gibi. Bu şekilde kenarlarını da yaparaktan, dikişe hazır hale getirerekten 22 tane motifi yapacağız. Bir dahaki sonraki videoda bu motiflerin kaçar kaçar birleştirileceğini, birleştirme şeklini göstermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda bu çizgi mavi beyaz çizgili çantanın motiflerin nasıl yapıldığını görmüştük. O motifleri yani toplamda 22 adet motifi işledik. Şimdi bunları birleştirilişini ben size anlatmaya çalışacağım. Birinci videoda da söylemiştim. İki tane, iki parça, iki motifli. Aynen şunda olduğu gibi iki tane iki motifli iki parça dörder motifli iki adet iki adet de beşer motifli. Şimdi motiflerimizde eğer çizgi olmasaydı birleştirme şeklimiz daha kolay olacaktı. Çizgide sadece çizgilerin yönlerine biraz daha dikkat edeceğiz. Şimdi önce size şu kağıt üzerinden göstermeye çalışayım. Bu birleştirme diyagramımız. İki tane ikili, dörtlü, beşli, beşli, dörtlü ve ikili. Şimdi eğer biz ilk ikiliyi bu motifte yaptığımız gibi bunu çizgileri bu yönde, diğer motif dikey yönde ise ilk başlangıç motifimiz çok önemli. Bu diyagrama göre birleştirirken İlkini birleştirdik. Bundan sonra yapacağımız her motif düzeni, mesela bu dörtlüyü birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Bu düzün olduğu yere bu sefer dikey gelecek. Buraya yatay gelecek. Buraya yatay gelecek. Buraya dikey gelecek. Yani şu ikili motifimizin şu şekilde dörtlü motifimizin yerleştirme şekli de bu şekilde olacak. Yatayın altına dikey, dikeyin altına yatay olacak şekilde. Şimdi bundan sonra birleştireceğimiz beşinci beşli motifin dizilişi İlk dördün yanından başlayacak. Bu dördün yanından başlayacak. Yani bu zaman bu ne olacak? Dikey olduğu için burada birleştirdiğimizde motifi yatay, dikey, yatay, dikey, yatay şeklinde olacak. Onu da ilk motifimizin yanına koyacağız. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi ikinci birleştirdiğimiz beşli motife. Gene çizgileri dikkate alarak da
Bu sefer ilk motifin değil, alt motifi esas alaraktan yapacağız. Yani şurada olduğu gibi alt motifi esas alacağız. Burası neydi? Dikeydi. O zaman bunun altına yataydan başlayan gelecek. Yatay, dikey, yatay, dikey ve yatay. Bu şekilde birleştirdiğimiz motifi bu sefer buradan itibaren birleştireceğiz. Yani şu kısmını bu şekilde birleştireceğiz. İkinci beşliği de yerleştirdiğimize göre ne kaldı geriye? İkinci bir dörtlü kaldı. İkinci yaptığımız dörtlüyü dikeyin altına yatay, dikey, yatay, dikey şeklinde birleştirmiş olmamız lazım. Onu da dikeyin altından başlayaraktan yapıyoruz. Yani şu şekilde. Bunu da bunun altına birleştiriyoruz. Şunları şöyle biraz kaydıralım. Bunun bu alt kısmına birleştiriyoruz. Son kalan ikilimizde bu dikeyin altında yatay, yatayın altında dikey şeklinde olacak. Yani bu şekilde düzenlediğimiz son motifimizde dörtlünün ortasına gelecek. Görüldüğü gibi dikeyin altında yatay, yatayın altında dikey şeklinde geliyor. Yani şu çizelgede gördüğümüz gibi bunu bu şekilde düz yaparsak önce ikili kareler, dörtlü, beşli, beşli, dörtlü ve ikili. Yani biz bunu birleştirdiğimiz zaman şu aradaki açıklıklar, şu arada gözüken açıklıklar bizim çantamızın sap kısmı olacak. Şimdi o detaya gelmeden önce ben size şu birleştirme işlemi nasıl oluyor onu göstermeye çalışayım. Şimdi bunları ikili, dörtlü, beşli birleştirdim. Ben yanlamasına olanı göstereceğim size ama birleştirme şekli aynı. Şimdi ikili motifimizi aldık. Dörtlü motifimizi de aldık. Şeklimiz bu şekildeydi. Bir daha göstereyim şurada. İkili motif, dörtlü motif, şu kısmını birleştireceğiz. Şimdi şu kısmını birleştireceğiz. Bu kısmını birleştirmesini yaparken iğnemize ipliği taktık. Hiçbir zaman birleştirme işlemini yaparken ben düğüm yapmıyorum. İlk ilmeği aldık. Birleştireceğimiz daha önce buradan kenarından hatırlıyorsunuz zincir geçmiştik. İlkini birleştireceğiz. Bu ilk noktayla beraber. Ve burada zincir yapmaksızın aynı noktadan bir daha geçip başlangıç yerini sıkılaştırmış olacağız. Ve ondan sonra daha önce işlediğimiz zincirin dışından alaraktan değil, iç kısmındaki ilmekleri alaraktan karşılıklı olarak birleştireceğiz. Çok sıkmadan, çok gevşek de bırakmadan
Bunları yaparken genelde şöyle birleştirdiğimizde şu motif daha önceden diktiğimiz kenarların birbirini karşılamasına özellikle dikkat edeceğiz. Genelde ilmek sayıları birbirini karşılıyor ama arada kontrollü gidersek tekrardan sökme işlemi yapmamış oluruz. İçerideki ilmekleri alarak burada ipler hep fazla gibi gözüküyor ama bunların hepsini işimiz bittikten sonra arka taraftan sağlamlaştırma işlemini yapacağız. Evet, içerideki ilmekleri yaklaşık bunun kenarına geliyor. Bazen bir ilmek, iki ilmek atlayabilir. Onları arada yedirebiliriz ama yedirdiğimiz hiç belli olmayacak. Evet, burada şimdi tam çizgi kısmına geldik. Bunun köşesinden aldığımız ilmeği bunun yine köşesiyle birleştirmeye çalışacağız. Yine şu ilmeğin köşesiyle bu sıranın köşesine yani şu dikişin karşısına olabildiği kadar düzgün bir şekilde getireceğiz. Ve ilmekleri dikmeye devam ediyoruz. Bütün motifler, biraz önce diyagramında da gösterdiğim gibi bütün kenarlardan önce bu şekilde önce motiflerin bir kenarı, kısa kenarları, sonra birleşen motiflerin uzun kenarları birleştirilecek. Tekrar bu kenarı sıklaştırıp zincir yapmadan ipini
boşaltacağız. Ve bu şekilde kenarlar birleşmiş olacak. Önce kısa kenarları birleştirdik. Her motifin kısa kenarlarını bir tane, iki tane ikili, iki tane dörtlü, iki tane beşli olmak üzere. Sonra ikilinin altına dörtlüyü birleştirdik. Şimdi diyagramımızda olduğu gibi bu sefer dörtlünün altına beşliyi birleştireceğiz. Ama beşliyi nereden itibaren birleştireceğiz? Bu motiften itibaren birleştireceğiz. Beşli motifi, beşliyi bu şekilde getirip bu şekilde birleştireceğiz. Buradan 4 olana kadar. Bütün kenarları bu şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Bu birleştirme işlemini bittikten sonra da yan taraflarının nasıl birleştirileceğini görmeye çalışacağız. Şimdi tekrar edersek, iki tane motiflerimiz çizgili olduğu için çizgi yönleri önemli. İki taneyi birleştirdik. İki tane ikili, iki tane dörtlü, iki tane de beşli olmak üzere motifleri birleştiriyoruz. İkiliyi birleştirdikten sonra dörtlüyü yanına şu şekilde yaptık. Şimdi beşliyi yapıp buradan yapacağız. Sıralama şeklimiz bu şekilde. Bu diyagram çok önemli. Bu diyagramın görünüş şekli, bütün motiflerin birleşme şekli burada. Şimdi ben de motiflerin bu uzun kenarlarını birleştirip ondan sonra tekrardan sizlerle görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. En sonki videomuzda bu motiflerin nasıl birleştirileceğini göstermiştim. Şimdi bu motiflerin hepsini dediğim şekilde ben birleştirdim. Şimdi birleştirmeye yeniden bakalım. Ne demiştik? İki tane ikili, iki tane dörtlü, iki tane de beş sıralı birleştireceğiz. İkiliyi başlarken çizgileri dikey ve yatay olarak yerleştirip diğer motifleri de tam onun tersine olacak şekilde yerleştireceğiz. Şimdi biz bunu bu şekilde birleştirdik. Ve ben size o zaman şu çizelgede gösterdiğim gibi ikililerin şu kısımlarının çantanın ağızları olacağını söylemiştim. Şimdi biz bu hale getirdik. Şimdi bu hale getirdikten sonra bir de yanları birleştirmesi var. Şimdi birleştirdiğimiz şekli ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımızda şu şekli alıyor. Yani şurası, şu kısım, şöyle biraz daha yaparsam, şu kısım bizim çantamızın ağzı olacak. Saplarını yaptığımız zaman şu uçla ve şu uca saplarını geçireceğiz. Yani o zaman ne olacak? Bizim şurasını, şurası, şurası açık olan bu kısımların birleşmesi lazım. Şimdi bunların birleşmesinde de zaten çanta şeklini hemen belli ediyor. Şu kısmı çantanın sapı olarak aldığımızda ve şurayı şöyle katladığımızda, bakın motifleri şöyle iğne değerek göstermeye çalışayım. Çantanın
ön kısmı dedik. Şimdi şu kısmı dikeceğiz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bu kısmı diktiğimizde bizim şöyle bir açıklığımız kalıyor. Zaten bu açıklığı yaptığımızda bu kenar bu kenara aynı şekilde bu kenar bu kenara diğer iki kenarda bu şekilde birleşmiş olacak. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapalım. Çantanın sapı olan kısım bu ikiye katladığımızda. İlk motifi birleştirdik. Birleştirince bunlar açığa çıktı zaten. 4. Bu 4 kenarı birbiriyle birleştiriyoruz. Burayı burayla bu kısmı burayla bu kısmı da burayla birleştirdiğimiz zaman çantamızın alt kısmında bu şekilde açığa şey yapıyor. Şekli ortaya çıkıyor. Şimdi bunların birleştirme işlemlerini yapacağım ve bittikten sonra tekrardan size göstereceğim. Şimdi bu yaptığımız işlemi bir de çizelge üzerinde göstermek istiyorum. Yaptığımız şurası bizim çantamızın sapı. İkiye katladığımızda ikiye katlıyoruz. Bunlar bunun üstüne yerleştirdiğinde önce şu kenarları birleştiriyoruz. O kenarları birleştirdikten sonra o tabi buraya denk geliyor. Geride dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 köşe var. Bunlar da katladığımızda birbiri üstüne gelen kısımları yerleştiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Çizgili çantamızın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Daha önceki videolarda gösterdiğim gibi çantanın yanlarını bütün motiflerini birleştirdik. Şimdi bu çantanın iç aksamını yaparken yani kumaşını yaparken daha önceki videoda söylemeyi unuttum sanıyorum. Motiflerin yanlarını birleştirmeden önce ben kumaşlarını şurada görüldüğü gibi parça parça keserekten birleştiriyorum. Aynı motiflerin birleşmesi gibi yanlarını da birleştirip sadece uç kısımları açıkta kalacak şekilde iç kumaşını hazırlıyorum. Daha sonra hazırladığımız parçalardan bir tanesi de çantamızın sapları. 2 adet sap hazırlıyoruz. Bu sapları dikmek için iplerini üzerinde bıraktığım için biraz karışık gibi duruyor. Bu kulakların çantanın saplarını bu kısmına dikiyoruz. Aynı zamanda iğneliğin bir yandan da ben bu çantaların saplarını yaparken şurada da gördüğünüz gibi
ince bir halat ip geçiriyorum. Bunun nedeni ne kadar sarkmaz desek de sonuçta bu bir örgüdür, iptir yani. Zamanla sarkma işlemi olabiliyor. O yüzden ben çok fazla sarkmasını istemediğim için bu çantaların bu uç kısımlarını işlerken şeyi yerleştiriyorum, ipi yerleştiriyorum. Şimdi saplarımızı bu şekilde çantanın ön kısımlarını dikecek şekilde ayarlıyoruz. Peki iç kumaşını geçirmeden önce başka neyini yapıyoruz? Çantamızın ağız kısmında herhangi bir fermuar olmadığı için şöyle ön kısmına artık topuz mu diyelim, örgüden düğme. Bunu dikiyoruz. Şimdi ben şöyle yaklaşık bir iğneleyeyim. Şimdi bir de bu topuzu kapatmaya yarayan bunu sık iğneden yapabilirsiniz. Ben biraz daha değişik bir örgü tipi yaptım. Çok isterseniz bunun da yapılışını gösterebilirim. Videoyu izlediğinizde yorum atarsanız bu videonun da işlenişini, pardon, bu şeklin işlenişini de gösteririm. Sık iğneden daha güzel duruyor. İşlenişi de sık iğne kadar basit. Evet. Bu da kumaşı geçirdikten sonra çantayı kullanırken bu şekilde çantamızı kapatmamıza yarayacak. Düğme görevini görecek. İşimiz örgü olduğu için her şeyi örgüden yapıyoruz. Şimdi bunları diktiğimizi farz ediyorum. Bunları diktikten sonra daha önce dikmiş olduğumuz içi, bunun iç kısmı, içeride kalacak, gerçek kısmı dışarıda kalacak şekilde bunun içine yerleştiriyoruz. Ondan sonra şuralardan önce güzelce iğneleyip yerleştirdikten sonra
Şimdi bunları gördüğünüz gibi saplarını diktik diyelim, topuzunu, iç kumaşını diktikten sonra bu şekilde güzel bir lacivert çizgili çantamızı örmüş olacağız. Ayrıca bunun saplarını da görüldüğü üzere sapları da tamamen el örgüsü. Değişik bir işleniş şekli var. Ara ara spiral şeklinde, bu çizgiler spiral şeklinde ortaya çıkıyor. Bu sapların yapılış şeklinde ayrı bir videoyla ileriki tarihlerde paylaşmaya çalışacağım. Böylece toplam 22 adet motiften oluşan çantamız, orta büyüklükteki bir çantamız bitmiş oldu. Çantanın temizlik işlemini yaptıktan sonra resimleriyle birlikte tekrardan yayınlayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.